şampiyonluk adayı açılış haftasında karşı karşıya geliyor. Kadın futbol takımımızın kuruluşundan bu yana tabii 4. sezonu bu ve bu sezona da tabii ki şampiyonluk parolasıyla başlıyoruz. Sezonun ilk maçı öncesindeki motivasyon konuşması saha içerisinde yapıldı. Teknik direktörümüz Gökhan Bozkaya yönetiminde ikinci sezonunu yaşıyor Gökhan Bozkaya Fenerbahçe Petrolofisi kadın futbol takımının başında. İlk düdüğü bekliyoruz. Karşılaşmanın hakemi Bedirhan Efe Aktuğan son kontrollerini yapıyor Osmanlı Stadı'nda. Ve ilk düdükte takımımız mücadeleye başlıyor. Sonu şampiyonluk olsun. Başarılarla dolu bir sezon olsun. Sakatlıktan uzak. Keyifli bir sezon diliyoruz takımımıza. Köşe vuruşu sağ kanattan öndüre doğru kullanıldı. Arkaya sekti. Savunma. Ceza sahası dışına açıldı top. Sol ayak. Sert vuruş top dışarıda. Fenerbahçe baskılı başlıyor. Kenya Plummer döndü kalecisine. Munteanu. Uzun öne rakip yarı alana doğru. Yağmur. Onu açtı top. Şimdi kısa düştü. Buğsem araya girebilir. Buğsem kovalıyor. Buğsem ceza sahasında son anda savunma. Yağmur yine sezonu 25 golle bitirmişti. En golcü iki oyuncu olmuştu. Ve bu iki isim birbirlerine rakipler. Ceza sahasına yüksek bir top. Sekti savunma. Karşılamadı. Yağmur'da kaldı. Çaprazdan vurdu Yağmur. Attı golü Yağmur. Attı golü Yağmur. Fenerbahçe 1-0 önde 9. dakika. Golcü iş başında. Yağmur'dan bahsediyorduk. Geçen sezonu 25 golle kapattı diyorduk. Ve yeni sezonu da golle açıyor. Yağmur'u rasta çaprazdan vurdu. Direğe çarptı, ağlara gitti top. Fenerbahçe Vomgat deplasmanında 1-0 önde. Sezonun ilk golü Yağmur'dan geliyor. İşte golün gelişimi. Savunma uzaklaştıramadı. Yağmur'un önünde kaldı. Selda dokunamıyor. Top direğe çarpıp ağlara gidiyor. Açı dar ama vuruş çok güzel. 9. dakikada Fenerbahçe 1-0 önde. Son anda savunmada Mario Alves topun önüne atlamak istedi ama ona da temas eden top Fonget ağlarıyla buluştu. Armine Kut da gerçekten önemli bir oyuncu, önemli bir golcü. Onu birebir bırakmamak lazım devamlı. Mutlaka kademeye girmek lazım. Bu arada bayrak kalkıyor. Yağmur savunmanın arkasına hareketlenmişti ancak offside. Şimdi Borghella sıyrılamadı rakibinden bir kontratak şansı arayacak. Ama bu arada topu uzaklaştırdığımız anda yine kontrolsüz bir müdahale. Bu kez yerde kalan oyuncumuz Plummer. Bakın burada topu uzaklaştırdığı anda yine dengesiz ve kontrolsüz bir müdahale. Yine aynı oyuncu Mijatovic'den üst üste yaptığı müdahalelerin ardından hakemin elinde de sarı kartı görüyorum. Ceza sahası sağ köşesinden şimdi bir duran top kullanacak Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget. Bundan önce kullandıkları duran toplara göre çok daha tehlikeli bir nokta bu. Şimatko geliyor. Munteanu dikkatli. Şimatko vurdu, dışarı gitti. Şimatko topu üstten dışarı gönderiyor. Bir pas fırsatı bulamadı ve şimdi ortaya doğru döndü. Regina Otu. Sağdan Ümran katıldı. Organize geldik. Ümran ceza sahasına kesti. Şimdi kontrol. Ece çaprazdan vurdu Selda. Etkili geldi Fenerbahçe. Organize geldi. Ümran çok iyi top indirdi. Ece kontrol etti. Açısı biraz dardı. Selda kapatmaya çıktı açıyı ve gol önlemeyi başarıyor. İşte burada top biraz açılınca Selda da müdahale etme şansı buldu ve topu karşılamayı başardı. Etkili bir atak. Ece Türkoğlu. Olivçuk bir çalım attı, sıyrıldı Olivçuk ceza sahasında. Olivçuk etkili geldi, ortaya çevirdi. Bomboş pozisyonda top ağlara gidiyor. Mario Alves ceza sahasında bomboş kaldı. Tabii Olivçuk pozisyonu getiren, topu ceza sahasına taşıyan oyuncuydu. Savunmadan sekti top ve bomboş pozisyonda Mario Souza Alves topu ağlara böyle gönderiyor. Bu arada ceza sahasında Borghella ortası arka direğe doğru, top kaleye doğru yöneldi ama son bir temas var mı diye bakıyorum. İşte sağ kanatta Borghella topla buluştu. Arka direğe doğru gönderdi topu. Son bir temas top oyun alanının dışında değerli izleyenler. Uzatma anlarında ikinci gole yaklaştık. Taç atışını kullanma hazırlığında dediğim anda hakem ilk yarıyı bitiriyor sevgili seyirciler. Ve ev sahibi takım ikinci yarıya başlıyor. Sağ kanada uzun bir pas. Yaşam girdi araya ve topu uzaklaştırdı. Taç ilk yarıda her iki takımda da ikişer oyuncu sarı kart gördü.
Şimdi Yağmur. Zeynep Kerimoğlu oyuna girer girmez topla buluştu. Zeynep sol kanatta süratli bir isim. Birebir de etkili bir oyuncu Zeynep. Baktı içeriye. Kesti topu. Ceza sahası içi. Gol pozisyonu olabilir. Bir vuruş top üstten dışarıda. Buğsem. Oyuna girer girmez. Fenerbahçe'de pozisyonu hazırlıyor Zeynep Kerimoğlu. Zeynep Kerimoğlu. Topu indirmeyi başardı Zeynep. Yağmur'a doğru bir pas. Yağmur süratli. Heydrut kovalıyor onu. Yağmur. Yerden çevirdi. Ters bir vuruş son anda çizgide. Savunmanın müdahalesi var. Etkili geldik. Yağmur ortaya çevirdi. Ters taraftan Borgel'le ceza sahasında koşu yapmıştı. Savunma oraya girdi. Ters bir vuruş ama ikinci hamleyi yapmayı başarıyor Formgeç savunması. Maçtaki 8. köşe vuruşumuz bu. Orta geldi. Ceza sahası. Selda sekti top. Yerde oyuncular var. Oyun devam ediyor. Şimdi Buğsem ortasını yaptı. Selda'da kaldı top. Ruth. Yerden pası Ece girdi araya. Ece topu kazandı. Şimdi Ece'nin pası. Tehlike var. Sol çapraz Buğsem. Şut açısı aradı. Borgella plase denedi. Kaleye doğru gönderdi Selda. Fenerbahçe etkili geldi. Borgella ile üstünlük sayısına yaklaştık. Selda topu kornere çeliyor. Ayak içi plase. Biraz üstüne gitti topu. Buğsem'in pası bakın. Borgella uzak köşeyi denedi düşündü ama Selda topu kornere çelmeyi başardı. Fanende. Sol çizgide boşluk var. Borgella istediği fırsatı yakaladı. Birebir kaldı rakibiyle. Sıyrılabilecek mi? Borgella orta denedi. Arkaya seker mi? Sekmedi. Savunma uzaklaştırdı. Topun girişine mükemmel bir gol. Harika bir gol Ece Türkoğlu. 73. dakika. Topun gelişine vurdu sol ayakla. Direkt dibinden ağlara gönderdi. Fenerbahçe Ankara deplasmanında bir kez daha öne geçiyor. Sol kanattan yapılan orta. Savunma karşıladı topu ama Ece'nin önünde kaldı. Bekletmeden topun gelişini. Mükemmel vuruyor. 73. dakika. Fenerbahçe Formgeç karşısında 2-1'lik üstünü yakalıyor. Ece Türkoğlu. İşte savunma uzaklaştıramadı. Topun gelişini bekletmeden mükemmel vuruyor sol ayağıyla Ece Türkoğlu. İşte Şmatko'nun uzaklaştırmak istediği top. Top tam direğin dibine gidiyor. Ceza yayının içinde. Çok iyi pozisyon aldı, çok iyi kovaladı, çok iyi takip etti ve mükemmel bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Son bölümde baskısını artırma çabasında ev sahibi takım. Maria Alves. Armisa, ondan Blotovic'e. Blotovic, önünü açma çabasında. Blotovic yerden pası. Armisa, kaleye baktı. Armisa vurdu Munteanu. Kalan bölümde baskı yememek için taç kullanıldı. Fanende sekti top. Melike. Derya topu kazandı. Derya onun pası. Jasek hareketlendi. Jasek ceza sahasında. Jasek. Jasek. Son anda kırıcı Selda. Alves. Yerden pası. Blatovic baktı kaleye. Blatovic. Blatovic vuruyor kaleciden döndü. İkinci pozisyon savunma. Munteanu çıkardı. Blatovic'in vuruşunu Munteanu çıkardı. Kritik bir an Ankara'da. Köşe vuruşu kullanıldı Şmatko. Kaleye doğru yöneldi ve üstten dışarı gitti. Munteanu yerde. Kale alanı içerisinde. Artık gözler hakemdeydi. Falso aldı top bakın. Kaleye yöneldi. Direğe de çarptı dışarı gitti. Kaleciye kadar geldi. 10. uzatma dakikasında tamamlanmak üzere dediğim anda. Maç bitiyor. Bediran Efe Akdoğan maç bitti. 3 puan Fenerbahçe'nin diyor. 10 uzatma dakikası oynandı. Kazanan Fenerbahçe Petrol Ofisi. Ankara deplasmanında Formgeç karşısında Fenerbahçe sezona 3 puanla başlıyor. Çok büyük bir sevinç. Gerçekten çok önemli bir galibiyet. İki şampiyonluk adayı ilk haftada karşı karşıya geldi. Bu zorlu deplasmanda Fenerbahçe Gökhan Bozkaya'nın öğrencileri maçı kazanmayı başarıyor. Gerçekten heyecan dolu bir karşılaşma oldu. Her iki takım oyuncuları da birbirini tebrik ediyor. Munteanu Fenerbahçe formasıyla çıktı ilk resmi maçta. Çok önemli kurtarışlara imza attı. Haftaya Karagümrük'ü ağırlayacağız stadımızda. İlk maçımıza çıkacağız değerli izleyenler. Tabii yeni transferlerin performansı da bugün merak konusuydu. Fenerbahçe çok fazla tabii transfer yaptı demiştik. 11 oyuncu renklerimize bağladık. Güzel gözükler Osmanlı stadında galibiyet sevincini yaşıyor Fenerbahçe. 7 oyuncu bugün ilk 11'de yeni transferlerden ama bu oyuncuların da takıma çok iyi adapte olduğunu
söyleyebiliriz. Maç oynadıkça da birlikte oynama alışkanlığı kazandıkça oyun kalitesi de artacaktır diye umuyoruz, düşünüyoruz ve Fenerbahçe'yi bu zorlu deplasmanda Formgate karşısında aldığı 3 puandan dolayı bir kez daha tebrik ediyoruz. Kadın futbol takımımızın oynayacağı karşılaşmalarda canlı yayınlarda birlikte olacağız ve umuyorum ve diliyorum ki bundan sonra da keyifli maçları, güzel galibiyetleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte olan ben Kıvanç Özkök. Herkese mutlu, keyifli bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.